Değerli arkadaşlar, merhabalar tekrar diyorum. Sevgili arkadaşlar, iki adet hisse analizi yaptım. Şöyle bir yorumları gözden geçirmek istedim. Acaba yoğun olarak istenmekte olan başka hisse analizi var mı diye. Yani öyle bir durum söz konusu ki 450-500 tane hisse senedimiz var. Neredeyse tüm hisseler sorulmuş durumda. Takdir edersiniz ki ben de en çok sorulan senetler üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Sizlerin daha çok talepte bulunduğunuz senetler üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Ama bir durum dikkatimi çekti arkadaşlar. Çok ciddi şekilde Viyop piyasasında USD yani dolar, Viyop dolar pozisyonu alan veya Viyop dolar kontratları konusunda işlem yapan yatırımcı sayımız oldukça fazlaymış ki klasik dolar TL analizinin haricinde bir de Viyop Şubat kontratlarıyla yani en yakın vademiz Şubat kontratı olduğu için Şubat kontratları itibariyle bir analiz talebi yoğunluğu söz konusu oldu. Bu açıdan ilk defa reel anlamda dolar TL'nin değerleriyle ilgili olarak yorumun haricinde Viyop USD'ye yani vadeli opsiyon piyasasındaki dolar TL'nin işlemlerine yönelik olarak bir analiz yapma ihtiyacı oluştu yoğun sorular gereği. Hemen yeri gelmişken belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Doları fiziki olarak alıp ve satanlar veya forex piyasasında alıp satanların yanı sıra sizler gibi yani bu videoya ilgi gösteren, bu videoyu dinleme lütfunda bulunan sevgili arkadaşlarım gibi dolar TL konusunda vadeli opsiyon piyasalarında işlem yapmakta olan arkadaşlarımızın da oldukça yoğun olduğunu ve dolar TL konusunda Viyop piyasalarında 1'e 10 kaldıraç oranında veya Forex piyasalarında 1'e 100, 1'e 300, 500 gibi kaldıraç oranlarından istifade ederek trade etme mantığı içerisinde olan birçok yatırımcı olduğunu biliyorum. Eğer bu yapacağım analizden sonra sizler bu hususta yoğun bir ilgi söz konusu olur. Sizlerin yoğun bir ilgisiyle karşılaşabilir isem genel anlamda gerek spot piyasada gerekse uluslararası piyasalardaki dolar-TL yorumlarının haricinde Viyop piyasalarındaki dolar-TL hareketleri ve bu husustaki önemli pivot ve destek ve dirençler konusunda nerede pozisyona girmek lazım? Hangi anda pozisyondan çıkmak lazım veya stop loss seviyesinin ne olabileceği konusunda kendi analizlerim ölçüsündeki kritik değerleri paylaşmayı düşünebilirim. Evet sevgili dostlar, şimdi en yakın vade itibariyle Şubat vade olması münasebetiyle Şubat vadenin grafiğini şu anda karşımızda görmektesiniz ve bu grafik dolar TL'nin veya Viyop piyasasındaki dolar TL'nin, Viyop USD dediğimiz sistemin son vadeler itibariyle giydirilmiş olan bir grafiğidir. Yani son fiyatlar, değişik vadelerdeki fiyatların birbirine giydirilmiş olan, eritilmiş olan, birbiriyle uyumlu hale getirilmiş olan grafiğidir. Bu grafikte net olarak görmekte olduğumuz bir gerçek var sevgili dostlar. Şurada görmekte olduğunuz kırmızı bir hat var ki, bu kırmızı hat şu bölgede bir direnç etkisi yaratmış. Öncelikle bu kırmızı hattımız 5-14 seviyesine denk gelmekte. Tabii ki sizler bu Viyop konusuyla ilgili bu videoyu izlediğiniz için dolar TL'nin serbest piyasadaki fiyatı ile en yakın vade olsun, daha sonraki vade olsun, örneğin Mart vade olsun veya Nisan vade olsun Viyop'taki dolar fiyatlarının farklı olduğunu biliyorsunuzdur. Bu konuyla ilgili ayrıca bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiyorum. Zira her vadenin kendine özgü bir hesaplama tarzı, işte reel dolar kuru, Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu kur, işte vade farkıyla alakalı olarak aradaki sürecin yaratmış olduğu faizsel döngü gibi gibi bir takım farklı hesaplamalar yöntemleriyle farklı vadelerde dolar TL'nin Viyop piyasalarında değişik fiyatlamalar içerisinde olduğunu, normal piyasa fiyatlarından farklı olduğunu zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, 5-14 seviyesini görmekteyiz Şubat vade itibariyle dolar TL için kritik nokta olarak. Niçin 5-14 seviyesini görmekteyiz? Şurada görmekte olduğunuz gibi
Bu seviyelerden başlayan, yani şu noktalardan 3.50'ler yakınlarından başlayan sert yukarı hareket 5.14 seviyelerinde bir zorlanma yaşamış. Ardından 4.50'lere doğru bir geri dönüş yaşamış ve sonrasındaki tekrardan yaşamış olduğu güçlü hareket ile bu seviyeyi aşıp çok net ve güçlü bir yukarı hareket oluşturmuş. O halde şu bölgede görmekte olduğum seviye benim için önemli, kritik ve son ayların, yani dolar TL'de veya dolarla ilgili olarak TL bazındaki son hareketlilik süreci içerisinde en önemli kırılma noktası özelliğini taşıyor. 5.14 seviyesinde biyop piyasalarında bir kırılma yaşandı ise, kırılma ifadesinin altını 2 defa 3 defa çiziyorum. Bu kırılma artık önemli bir destek noktası olarak algılanmalıdır. Ve dolar TL hususunda long pozisyon taşıyan, uzun pozisyon taşıyan, alım yönünde veya dolar TL'nin yükseleceği yönünde pozisyon taşıyan siz yatırımcıların 5.14 seviyesini çok kritik bir değer olarak kabul etmeniz gerekiyor. Zira bu seviyenin kırılması ciddi bir stop loss sebebi olarak görülebilir. Burada kırmızı hat ile sizlere izah etmeye çalışıyorum. Ve arkadaşlar, görmekte olduğunuz gibi 5.14 seviyesine yaklaşımlarda, yani bu destek hattına yaklaşımlarda bir tepki isteğinin mevcut olduğunu görüyoruz. En son itibariyle 5.23'ler seviyesine kadar bir geri çekilme oluşmuş ve sonrasında ise en son hafta itibariyle 5.37'lere doğru bir atak yaşanmış. Arkadaşlar, 5.14 seviyesini bir stop loss noktası olarak biop işlemlerinizde kabul etmek şartıyla bu seviyelere yaklaşımlarda bir tepki oluşabileceğini ve genel anlamda dolar TL'nin de 5 seviyesinin aşağısına ve benim genel klasik yorumlarımda ifade ettiğim 5.06-5.07 desteğinin altına inmeyeceğine dair bir kanaatiniz bulunuyor ise, bu durumda bu değerlere yaklaşımları bir alım sebebi olarak görebilme ihtimaliniz mevcuttur. Zira tabii ki bu bir yatırım danışmanlığı değildir asla. Sizlere bu hususlarda belli bilgiler vermek amacıyla, bakış açımıza hitap etmek açısından bir yorumdur ve analizdir. Arkadaşlar, eğer ki 5.14 seviyesinin aşağısına gelmeyen bir VIOP USD piyasasıyla, değerleriyle karşılaşıyor isek, bu noktadan başlayabilecek olan bir yukarı atağın ilk önce %50, yani 5.65 seviyesine kadar devam edebileceğini, daha önceki haftalarda olduğu gibi 5.65'in üzerine yönelik bu direnci aşmak noktasındaki çabaları rağmen, bu çabalarda, bu gayretlerde ne olup bittiğini yakından izlemek suretiyle pozisyonlarınızı şekillendirebilirsiniz. Yani arkadaşlar, %50 noktası, yani 5.65 noktası VIOP USD'nin, VIOP dolar kontratlarının, Şubat ayı kontratlarının önemli bir direnç noktası konumunda ve geçtiğimiz haftalarda bu direnç noktasını aşmak adına gösterilen çabalar başarılı olamamış. Bu direncin üzerine çıkışlar, yoklamalar olmuş ama ardından geri dönüşler yaşamış. Eğer ki VIOP Şubat vadede işlem yapıyor iseniz, siz 5.65'e olan yaklaşımlarda işlem hacmini, alım iştahını ve 5.65'e yakın seviyelerdeki kapanış oluyor mu olmuyor mu? Bu bölgelerden yoğun bir satış baskısı gerçekleşiyor mu? Ve hepsinden de önemlisi, VIOP USD 5.60-65 bölgesine yaklaşır iken TCM, yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası short işlemlerine bir hız veriyor mu? Bu verileri yakından takip etmek kaydıyla en azından tedbirli olabilmek adına, en azından bu direnç aşılır mı aşılmaz mı sorusuna karşı bir mağlubiyet yaşamamak adına bu bölgelerden bir pozisyon azaltmak, belki de nakde geçmek, pozisyonlarınızı, long pozisyonlarınızı kapatmak ve şayet bu bölgede bir zorlanma yaşanıyor ve tekrardan geri dönüş eğiliminin olabileceğine kanaatiniz artmış bir durumda ise, piyasa gerçeklerini, küresel ve ekonomik
yapıyla alakalı olarak gelen haber trafiğini de dikkate almak şartıyla belki de short pozisyon açmak suretiyle tekrardan 5.20-5.30 bölgelerine doğru bir geri çekilmenin olabileceğini hedefleyerek ekstra bir kazanç elde edebilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar, bu seviyelere kadar bir yükseliş yaşanabilir ve bu seviyelerde bir zorlanma olabilir. Siz tedbir almak bakımından pozisyonlarınızı kapatabilirsiniz. Ama şayet 5.65'teki bu kritik direnç noktası aşılır ve bu seviye net bir destek haline getirilirse bu noktayı stop loss kabul etmek şartıyla 5.65 seviyesini kesin ve net bir stop loss kabul etmek şartıyla tekrardan long pozisyon açmayı düşünebilirsiniz. Bu durumda hedef neresi olacaktır arkadaşlar? %38.2'ye tekabül eden 6.16 seviyesi. Bir kere daha vurgulamak istiyorum. Biliyorum ki arkadaşlar videoları yarım yamalak izleyen çok fazla insan var. Atlatarak, sardırarak 3 dakika başından, 2 dakika ortasından dinleyen çok fazla insan var. Bu izlemeler esnasında 6.16'ları, 6.30'ları, 6.50'leri gibi farklı rakamları duydukları anda tamam dolar buraya gidecek gibi serbest piyasa dolar fiyatıyla bağlantı kurmaya çalışırsanız çok büyük hata yaparsınız. Bir kere daha söylüyorum. Biop piyasalarındaki dolar TL'nin fiyatlanması çok farklıdır. Burada arkadaşlar tekrar söylemek durumundayım. %50 yani şurada görmekte olduğunuz 5.65 seviyesinin üzerinde net kapanışlar yaşanır ise dolar TL'nin İçinde olduğumuz vade, Şubat vade itibariyle 6.20'lere kadar Biop standartları ve koşulları dahilinde yükseliş olasılığı gündeme gelmiş demektir. Ama bu 5.65 seviyesinin net bir destek olması koşuluyla. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta itibariyle, yani geçtiğimiz haftaya başlarken pivot seviyemiz 5.31'miş ve bu pivot seviyesi üzerinde kalır isek eğer 5.38-89 seviyesine kadar bir yükseliş olasılığımız var imiş. Biz şimdi geçtiğimiz haftanın en yükseklerine bakalım arkadaşlar. 5.32-70 seviyesini görmüş durumdayız. Yani 5.31-15 üzerinde kalmakla 5.32-5.33'lere doğru bir hareketlilik yaşanmış. Dolar TL'de malumunuz üzere 10 kuruşluk bir yükseliş veya düşüş %25 civarında bir karlılık sağlayabilmekte eğer doğru yöndeyseniz, doğru yönde pozisyon açmış iseniz. Bu kriteri de dikkate almak babından şimdi arkadaşlar önümüzdeki hafta için dolar TL'nin kritik pivot ve destek direnç noktalarını sizlere arz etmeye çalışayım. 5.28.95 değerli arkadaşlar. Bu hafta için dolar TL'nin Biop Şubat kontratları itibariyle 5.28.95 pivot seviyesidir. Son kapanışımız 5.29.42. Yani pivot seviyesinin çok az da olsa üzerinde. Pivot mantığı neydi değerli arkadaşlar? Pivot seviyesi bir denge noktasıydı ve bu denge noktasının üzerinde kapanışlar oluyor ise piyasanın yönünün yukarı olabileceği, aşağısında kapanış oluyor ise aşağı bir eğilimin daha çok olası olduğu şeklinde yorumluyordu. O halde 5.28.95'lik pivot seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış gerçekleşmiş. Bu durumda dolar TL ilk etapta nereye kadar yükselebilir Şubat vade itibariyle? Bu sorumun cevabını birinci pivot direnci olan 5.33.64 vermekte. Yani 5.28.95'in üzerinde kalındıkça, bu seviyenin aşağısına gelinmedikçe ve bu seviye bir stop loss olarak korunabilir mantığı içerisinde 5.33.64 seviyesine kadar devam edebilen bir yükseliş olasılığı mevcut. Eğer ki buradan bir geri dönüş olur ise bu seviye destek olarak korunuyor mu korunmuyor mu bunu izlemem gerekiyor. Eğer ki bu seviye 5.33.64 aşılır ve destek konumuna gelir ise hareketliliğin artmış olabileceği düşüncesiyle 5.37-39 seviyesine kadar bir yükseliş ihtimalinin teknik kriterler itibariyle gündeme geldiğini düşünebilir. Bu seviyeye yaklaşımlarda bir zorlanma oluyorsa olabilecek olan geri dönüşlerin tekrar 5.33-64'lere doğru olabileceğini, eğer bir zorlanma olmayıp da burası da aşılacak olur ise bu kez nereye kadar yükselebilir sorumuza yanıt 5.42-08 olabilecektir.
ters bir düşünceyle, aksi bir düşünceyle, eğer ki 5.28.95'in aşağısına gelir isek ve bu seviyenin aşağısında kapanışlar olmaya başlar ise ne kadar, nereye kadar düşebiliriz? 5.25.20'ye kadar. Buradan bir tepki oluşmaz ise, bir tepki olup da tekrardan bu pivot noktasını bir direnç olarak kabul edip burayı zorlama eğilimi oluşmaz ise bu kez 5.20'ye, devamında ise 5.16.70'lere kadar bir geri çekilme olasılığı gündeme gelebilir imiş iş. Değerli arkadaşlar, biyo piyasaları ile ilgili olarak Şubat vadeyi dikkate almak kaydıyla yapabileceğim analiz bunlardan ibarettir. Şayet bu husustaki analizlerden memnun iseniz, BIOB-USD ile ilgilenmekte iseniz, ben kısa vadeli olarak seans içerisindeki destek ve direnç noktalarını @halukcanberk Twitter adresimden de aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki BIOB'daki kriterler farklıdır. Sizlere bu analizde anlatmış olduğum değerleri, pivot verilerini not alırsanız, bir köşede gözü önünde bulundurur iseniz faydası olacağınız kanaatindeyim. Pazartesi günü itibariyle bu anlatmış olduğum değerler arkadaşlar haftalık verilerdi. Pazartesi günü itibariyle geçerli olabilecek olan pivot verilerimiz ise 5.29.69 seviyesi pivot değerimiz olarak görülmekte. Kapanışımız 5.29.42, yani pivot seviyemizin aşağısında gerçekleşmiş. O halde 5.27.40'lar seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığı gündemde. Bu teknik olarak mümkün. Ama 5.29.69'un üzerine çıkar. Bu seviye üzerinde bir seyir ile seans başlar ve bu devam edecek olur ise bu durumda 5.31.44, buranın da aşılması durumunda 5.33.72 ve yarın için, yani pazartesi günü itibariyle 5.29.69 pivot seviyesinin üzerinde kalmak, kalabilmek, buranın aşağısına gelmemek kayıt ve şartıyla 5.35'lere kadar bir yükseliş ihtimali teknik manada mümkün olabilir imiş. Değerli arkadaşlar, bir kez daha söylüyorum. BIOB Şubat vade ile ilgili olarak sizlere anlatmış olduğum, izah etmiş olduğum haftalık ve de günlük pivot destek ve direnç verilerini not almanızda büyük yarar görmekteyim. Değerli arkadaşlar, sizlerin talepleri doğrultusunda gerek Şubat vade olsun, gerekse Mart ve Nisan vadelerin yorumlu analizlerine çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü şu anda çok anlam, büyük bir anlam ifade etmiyor. Bu önümüzde bir belli bir süreç var. Ama Şubat vadeyi baz almak kaydıyla bu yorum ve analizleri aktarabilirim. Günlük işlemler, kim ne almış, ne satmış, ne yapmış vesaire vesaire gibi birçok kriteri dikkate almak kaydıyla sizlere günlük ve de haftalık pivot, dikkat edilmesi gereken destek ve direnç ve stop loss noktalarınızı aktarmak yönünde bir zaman ayırma çabası içerisinde olabilir. Değerli arkadaşlar, umarım ki bir yararını görebileceksiniz. Şimdilik hoşça kalın istiyorum. Başarılar, bol kazançlar ve sürekli olarak doğru yönde olabilmeniz temennilerimle. Hoşça kalın.